1775 yılında temeli atıldı. Topu topu 1700 metre. Kaçta bitti biliyor musunuz? 1989 yılında bitti. 14 sene. 14 senede 1700 metre. 4 senede 29 kilometre. Farkı görüyorsunuz değil mi? Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görüyorsunuz. Son 15 yılda AK Parti iktidarıyla, sizin desteklerinizle Türkiye her alanda uçtu. Bir Türkiye, üç Türkiye oldu. Milli gelir 3'e katladı. Ekonomi büyüdü, ihracat 4 kat arttı. Hele hele yollar, yollarda 6000 kilometre yolumuz vardı. Bölünmüş yol 25000 kilometrenin üzerine çıkardı. Değerli kardeşlerim, 80 yılda 6000 kilometre kocaman Türkiye'de. Ama 14 yılda, 15 yılda bunun üzerine 19000 kilometre yol koyduk. İşte AK Parti farkı bu. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük, ülkeyi, doğuyla batıyı, kuzeyle güneyi kardeş ettik. Şunu herkes bilmesi lazım. Yolları böleriz ama Türkiye'yi asla böldürtmeyiz. İşte burada. Değerli kardeşlerim, sadece yollar değil, hava yolu halkın yolu haline geldi. Şehir hastaneleriyle sağlıkta bambaşka bir döneme geçtik. Eğitimde bilgisayar, internet, tablet gençlerimizi geleceğe hazırlayacak her türlü ihtiyaçları gördük. Burası Zigana Tüneli, tarihi İpek Yolu'nun en önemli noktası. Şimdi bu tünel inşa edilince Trabzon'dan Gümüşhane'ye, Trabzon'dan Bayburt'a, oradan Aşkale Erzurum'a, Gümüşhane'den Erzincan'a yol daha kısalacak, daha güvenli hale gelecek ve insanlarımız rahat, konforlu bir şekilde seyahat edecek. Geçmişte bu Zigana Dağı nice ocakların sönmesine sebep oldu. Hatta türkülere, ağıtlara konu oldu. Eskiden ticaret yapanlar Doğu Anadolu ve İran'ın batıya açılan limanı olan Trabzon'a ulaşmak için bu dağları aşmak zorundalardı. Birbirlerini yolcu ederken Zigana'da hayatta kalırsan inşallah görüşürüz diyorlardı. Artık bu topraklarda hiçbir yerde hayatta kalma derdiyle seyahat olmayacak. Konforlu, huzurlu, emniyetli vatandaşlarımız 780.000 kilometre kare vatan toprağının her köşesine rahatça gidecekler, sevdikleriyle bir araya gelecekler. İleri teknoloji ne varsa, tüneller, köprüler, viyadükler hiç fark etmez. Zor olan, sevgili hanımefendiler, hemen yapılır, beyefendiler, imkansız, biraz zaman alır. Bu anlayışla çalışıyoruz. AK Parti'nin çalışma anlayışı bu. Vakit dar. Cuma'ya gideceğiz. Onun için zaten Gümüşhane'de sizinle bugün buluşacağız. Büyük buluşma. Görüşürüz. Görüşürüz. Gümüşhane'de bir araya geleceğiz. Ve orada 16 Nisan'ı konuşacağız. Türkiye'nin geleceğini konuşacağız.
Türkiye'nin aydınlık yarınlarını konuşacağız. Şimdi Zigana'dan şöyle bir ses verin de Avrupa duysun. Hazır mıyız? 16 Nisan'a hazır mıyız? Kararımız, kararımız, kararımız. Allah sizden razı olsun. Şimdi biliyorsunuz Karadeniz'de Temel var, Dursun var, bir de Hızır var. Eskiden Temel'i atarlar, Dursun derler, Hızır'ı da gönderirler. Şimdi Temel'i atıyoruz, Dursun demiyoruz, Hızır'ı çağırıyoruz. Hızır gibi yetişiyor ve 4 senede 30 kilometreye yakın tüneli bitiriyor. İşte AK Parti bu. İşte AK Parti'nin farkı bu. Şimdi son işimizi yapalım. Yükleniciyi çağıralım, Cengiz İnşaat'ı. Bir son pazarlık yapalım. Değil mi? Diyor ki 2020'nin sonunda ancak biter. 2000 geçti ya senden. Hacım. Hacım 2000 geçti. Biraz daha çık. Çık biraz daha. 19. Dur bakalım o ne diyor. Bizim süremiz normal olarak 2020'nin sonlarına bitiyor ama 2019 Ekim'ine bitireceğim söz veriyorum. 29 Ekim 2019. Tamam. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Bir buçuk sene kısaltıyoruz. Dedik ya Hızır gelecek. Hızır girecek. Hızır gibi sizlere yetişecek. Hizmetler gecikmeden bitecek. Hadi diğer arkadaşlar da çağıralım. Yüklenici firmamız Cengiz İnşaat'a, çalışanlarına, mühendislerine teşekkür ediyoruz. Büyük iş yapıyorlar. Değerli konuklar, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının temelini atacaktır Sayın Başbakanımıza. İkramiye, bir ikramiye, tamam mı? Hadi bakalım, kısa günün ticareti. İkramiyeyi de kaptınız, hadi hayırlı olsun. Cuma'nın bereketi. Şimdi tabii Ulaştırma Bakanımıza, ekibine, Karayolları Genel Müdürümüze, her iki ilimizin valilerine, belediye başkanlarına, emeği geçen milletvekillerimiz. Milletvekilleri bu projeye çok gayret ettiler. Trabzon milletvekilleri, Gümüşhane, Bayburt. Bayburt zaten para buradan geliyor, Naci Bey'den. Bayburt'u unutur muyuz? Dünyayı unut, Bayburt'u unutma. Evet. Peki. Evet. Tamam, onu da bekle bakalım. Ayaküstü her şey olmaz. Efendim? Bu bayrak inmez. Bu bayrak inmez, bu ezanlar dinmez, alçaklar. 15 Temmuz'da dersini aldılar. Hadi, açıyoruz. Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Temel atıyoruz. Hazır mıyız? Bir daha. Hazır mıyız? Güçlü yarınlar için, aydınlık geleceğimiz için, millet için, devlet için, daima istikrar için, daima istikbal için, memleket meselesi için, ya Allah, bismillah.
gönülleri birleştiren, dağları delen, uzakları yakın eden başbakan, başbakanımız Binali Yıldırım. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Sayın Başbakanımızın temelini attığı Zigana Tüneli ve bağlantı yolları, özelde Gümüşhane'mize, genelde bölgemize, ülkemize hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yolları bölen, gönülleri birleştiren, dağları delen, uzakları yakın eden başbakan, milletimizin hizmetkarı, Anadolu'nun yiğit evladı Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a teşekkür ediyoruz. Sabahın erken saatlerinden bu yana burada olan siz saygıdeğer hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Günümüz kutlu olsun. Geleceğimiz umutla dolsun. En güzel günler sizlerin olsun diyoruz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Cumamız mübarek olsun. Teşekkürler.